Abi olmadan yaşadığımı düşününce rahatsız oluyorum. Kalbim ağrıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Sürekli abinin beni sevdiğini söylediği zamanı düşünüyorum. Onu çok özlüyorum ben. Çok seviyorum. Abinin yanına gidip ona Pragya'nın kaçırıldığını söylemem gerek. Hemen gitmeliyim. Beşinci yeminde gelin öne geçecek ve töreni tamamlayacak. Purab, bunu izlemeye dayanamayacağım. Pragya'yı da bulamadık. Abi evlenmek üzere. Pragya'yı bulmak kolay olmayacak abla. Bir şekilde bu düğünü durdurmamız gerekiyor. Ama nasıl yapacağız bunu? Benim kafam durdu. Pragya'nın onun yerinde olması için çok uğraştık. Ama gelemedi bile. Kim bilir bu düğün nasıl engellenir? Bunu ancak bir mucize durdurur. Abla hep dersin ya. Tanrı bir kapıyı kapattığı zaman diğerini açar. Bize ancak Tanrı yardım edebilir. Şartlar değişebilir. İlişkiler değil. Abi sadece senin kocan değil. Aynı zamanda senin ruh eşin. Bence yakın bir zamanda sana olan aşkına itiraf edecektir. Merak etme. Her şeyimi tek tek kaybettim. Annem sözleri gerçekleşmeyecek olabilir mi acaba? Kocamdan sonsuza dek ayrılacak mıyım ben? Anne neredesin? Neredesin? Söz veriyorum, seni sonsuza dek asla yalnız bırakmayacağım. Gölgen bıraksa da ben bırakmam. Yanından asla ayrılmam. Ne oldu abi? Dalmış gibisin. İyi misin? Abi düşüncelere daldı. Peder Bey,
Hemen töreni tamamlayın. Yoksa eniştem Tanu'ya çarpıp durur. Sen iyi misin? Evet. İyiyim. Beşinci yemin edildi. Kızım sıra altıncıda. Yedinciden sonra tören bitecek ve karı koca olacaksınız. Bu yeminde gelin önden gidecek. Aa teyze, ne yapıyorsunuz burada? Abiyle konuşacağım. Teyze, hiç iyi görünmüyorsunuz. İyi tamam, konuşun abimle. Bakın teyze, bence önce dinlenmeniz gerek. Çok kötü görünüyorsunuz. Siz odama gidip biraz dinlenin. Abim şu anda meşgul. Düğünden sonra sizinle konuşabilir. Tamam mı? Ben sana abiyle konuşacağım dedim. Çekil. Çekil. Abi. Beş yemin edildi. Sadece iki tane kaldı. Nihayet dileğim yerine gelecek galiba. Mithali, bu gerçekten inanılmaz. Koca bir tören bitiyor. Ama hiç olay çıkmadı. Sonuçta Meraların her etkinliğinde bir olay çıkar. Aman tanrım, düğünden çok sıkıldım. Hiç ilginç bir şey olmuyor. Fazla düşünmemeliyim. Alya beni böyle görürse bana hayat boyu unutamayacağım bir ders verir ve bunu istemiyorum. Sessizce burada durup çiçek atmalıyım. Ah Tanu, sonunda evlenebildin. Bu son yemin. Sonra abi benim olacak. Onu tamamen unutmuşum. Vay canına. Sarla teyzeye bak. Sağlam giriş yaptı. Bu eğlenceli olacak. Hikayeye iyi döndü. Dönmedi Mithali. Zirve noktaya geldi. Neden? Neden ona bunu yaptın? Sen rock yıldızısın. Milyonlarca hayranın var. Ama burada sahte bir ilişki var. Eğer gerçek olsaydı o zaman kızıma bunu yapmazdın. Neden? Neden Praga'ya bunu yaptın?
zaten her zaman kısmetsizdi ama sen... Neden? Neden bunu yaptın? Kendini toplardı. Peki neden ona söz verdin? Yanında olma sözü vermişken neden onu yalnız bıraktın? Neden onu sevdiğini söyleyip sonra da onu terk ettin sen? Rakia yaptığından sonra kimse bir daha aşka inanmayacak. İnsanlar aşık olmaktan kaçınacaklar. Kızımın belki sana karşı hataları olmamıştır. Bu yüzden onu cezalandırıyoruz. Onun yüzü zaten hiç gülmedi. Ama bugün suçlu olan sensin. Çünkü olanlardan sen sorumlusun. Her şeyi mahvettin ve sen onu terk ettin. Bragia çok iyi bir kız. Bana demedin mi? O senin en büyük hayranındı, senin dostundu. Hatta ona duygularını açmıştın. Peki neden ona bunu yaptın söyler misin? Madem onunla evlenmeyecektin neden ona ümit verdin? Madem bununla evlenecektin neden Bragia'ya onu sevdiğini söyledin? O senin için neler yaptı? Ha? Senin için hayatını riske attı. Bu hiç aklından geçti mi? Evlendikten sonra Bragia'ya ne olacağını hiç düşündün mü? Sevgisinin insana yaşama gücü verdiğini biliyorsun. Sizin kaderiniz bir çizildi. Tanrı sizi bir araya getirdi. Birlikte olursanız mutlu olursunuz. Birlikte olmazsanız ikiniz de mutlu olamazsınız. Siz birbiriniz için yaratıldınız. Kaderiniz birbirinize bağlı. Onunla arandaki bağ hiç anlamıyor musun sen abi? Bence Sarla'yı durdurmalıyız. Ya abinin akıl sağlığını etkileyecek bir şey söylerse abla? Umarım gerçekleri anlatmaz. Abi buna hazır değil. Hatırlamıyor musun? Bragia seni... Sarlacığım, acını anlıyoruz. Elbette onun için endişelenmiyor değiliz. Endişeleniyoruz tabii. Abi düğünden önce Bragia'yla konuşmak istedi. Onun üzgün olduğunu düşünüyordu. Onun için endişelenmediğinden değil ama... Ama ne? Onu seviyor. Ama onunla evlenmiyor. Kim ki bu adam? Ha? Dürüstlük abidesi mi? İstediğinde sözünden dönebilir mi? Sözlerini yerine getirmesi gerekmiyor mu? Neden tanıyor verdiği sözü tutuyor da kızıma verdiği sözü tutmuyor söyler misin? Kendine hakim ol. Senden rica ediyorum. Hayır. Hakim olamam. Her zaman hakim oldum. Artık bunu yapmayacağım. Sizi durdurmuştum. Size kızımı rahat bırakmanızı söylemiştim. Ama siz dinlemediniz. Bir de onu düğünü izlemeye çağırdınız. Hiçbiriniz Bragia'yı düşünmüyorsunuz. Nerede olduğunu bile bilmiyorsunuz. Sen burada yeni bir hayata başlarken benim kızım ölüm mü sağ mı onu bile bilmiyorum ben. Hayır Sarlacığım, öyle söyleme. Bragia buradaydı, değil mi çıktı? Siz bana iyi olduğunu söylemiştiniz. Peki neden şimdi bunları söylüyor? Bragia ne oldu? O iyi mi? Bragia kaçırıldı hem de senin evinden.
Pragya'yla telefonda konuştum. Benden sakladığı bir şey olduğunu anlayınca Canki'yi de alıp buraya gelmeye karar verdim. Ve sonra Canki'yi de alıp buraya geldim. Bazı adamlar onu halıya sarıp arka kapıdan çıkardılar. Ve sonra halıyı açtıklarında kızı Pragya'yı kaçırdıklarını gördü. Kızımın başına ne geldiğini bile bilmiyorum. O tehlikeli adamlar kızımı senin evinden, senin düğününden kaçırdılar. Bana vururken tereddüt bile etmediler. Kim bilir kızıma ne yapıyorlardır şimdi. Düşüncesi bile beni çok korkutuyor. Kim bilir hayatta mı? Şunu unutma. Eğer kızıma bir şey olursa seni mahvederim. Hepsi senin yüzünden oldu. Senin yüzünden. Ama Pragya'yı neden kaçırsınlar ki? Pragya'nın bu evde olmasını istemeyen kimse, kaçırılmasını da o planlamıştır. Çünkü Pragya karşında olsaydı fikrini değiştirmenden korkmuşlardır. Sakin ol, sakin ol. Ona hiçbir şey olmayacak. Bulacağız. Siz susun artık. Bir şey söylemeyin. Size hiç güvenmiyorum. Çünkü kızımı siz buraya getirdiniz. Ama onu korumayı bile başaramadınız. Hayır. Kızımın acısına dayanabilirim ama onun ölmesine asla dayanamam. Sen hiç merak etme. O bizim sorumluluğumuzda. Bir şekilde onu bulacağız. Onu bulacağız Sarla. Birlikte onu bulacağız. Teyze, ben olanlara gerçekten çok üzüldüm. Yani Pragya'nın kaçırılması çok talihsiz olmuş. Ama bunun için abimi neden suçluyorsunuz ki? Neden ona geldiniz? Polise gidebilirsiniz. Pragya'yı bulmanıza yardım edeceklerinden eminim. Hatta abim başkomiseri tanıyor. Onu ben arayabilirim. Merak etmeyin. Pragya bulunacaktır. Teyze, biliyorsunuz bugün abimin düğün günü. Önce şu tören bir bitsin. Sonra eminim abim Pragya'yı bulmanıza yardım eder. Merak etmeyin, Pragya bulunacak. Tamam mı? Abi, sen hiç merak etme. Ben bu konuyu hemen çözerim. Polisi arayıp Pragya'yı bulmalarını söylerim. Sen düğününe odaklan, tamam mı? Tören tamamlanınca gidip Pragya'yı hep birlikte ararız, tamam mı? Sen elin yanmış. Hiç dikkat etmiyor musun? Haklısın. Dikkat etmiyorum. Çünkü sen yanındayken aklım başımdan gidiyor. Kendimi düşünemiyorum bir türlü. Ya sana yeter. Bir şey olursa? Bana bir şey olmaz. Çünkü yanımda sen varsın. Sana bir şey olursa ben ölürüm abi. Mere ho is pal mere ho
कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम न रहो कुछ ऐसा हो हम न रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूंगा 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 इस चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा आबे Peder bekliyor. Son yemeğini edip düğünü bitirince Sarla teyzenin Pragya'yı bulmasına yardım edebiliriz, değil mi? Sarlacığım. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek mi? Siz burada düğünü kutlarken benim kızım Tanrı bilir ne halde. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. Hiçbiriniz onu umursamıyorsunuz. O kaç kere senin hayatını kurtardı. Bugün hayatı tehlikedeyken sen düğününü düşünüyorsun. Farkında mısın? Bence eğer cesedinin dışarıda yattığını görsen önce yeminini edersin. Sonra cesedini görmeye gidersin. Sonra onu bulmaya gideceksiniz. Ne bulmayı umuyorsunuz peki cesedini mi? Hayır duası olmadan düğün tamamlanamaz derler. Ama ben lanetliyorum. Sen evlilik hayatında mutlu olamayacaksın. Asla olamayacaksın. Bu bir annenin bedduası. Acı çekeceksin. Asla mutlu olamayacaksın. Asla mutlu olamayacaksın. Evlenmek istemiyorum. Aman Tanrım, bu evlilik yapılır sanıyordum. Ama onun yerine iptal edildi. Abi evlenmeyi istemedi. Hayır hayır, bence evlenir. Bunu kastetmemiştir. Abi, ne diyorsun sen? Tek bir yemin kaldı. Onu edelim bari. Pragya'yı kurtarmam gerek. Sarla teyze haklı. Onun hayatı tehlikedeyken ben burada evleniyorum. Mutlu bir evliliğe başlayabilir miyim? Pragya'nın hayatı tehlikedeyken nasıl mutlu oluruz? Pragya'yı bulmam ve onu eve getirmem gerek. Abi çocukluk etme. Kim birini kurtarmak için düğününü bırakır? Pragya. O iyi, merak etme. Bir yerde bulunur. O basit bir asistan. Onun için nasıl aileni ve müstakbel karını bırakırsın? Hem de tek bir yemin kalmışken. Abi bak, sakin ol ve birazcık düşün. Pragya'yı başı her derde girdiğinde sen mi kurtaracaksın? Nereye kadar? Sana ihtiyacı olan başkaları da var. Pragya da hayatımın parçası. Sen
Senin için sadece asistan olsa da benim için çok taahhüt eden. Her zaman doğru olanı yaptığımı gayet iyi biliyorsun Alya. Ama beni anlamak yerine tartışıyorsun. Sen benim kardeşimsin. En azından benim endişelerimi anlamalısın. Hayır hayır. Abi evlenmeyecek. Alya'yı nasıl da susturdu. Onu kim durdurabilir? Pragya'nın nereden kaçırıldığını söyleyin bana. En son nerede gördünüz? Hadi gidelim. Hadi. Abi. Sen ne yapıyorsun? Bizi daha ne kadar utandıracaksın? Kızım seninle evlenmek için bekliyor. Ama sen başka bir kadın için onu bırakıyorsun. Anne konuştu. Abi evlenmek zorunda kalacak. Peki neden konuşmuyor? Abi Sarla'yı dinledin ama beni hiç dinlemedin. Halbuki sana söyledim. Fazla bir ömrüm kalmadı benim. Sadece kızımın düğününü görmek istiyorum o kadar. Sonra huzur içinde ölebileceğim. Ama sen onu bırakıyorsun. Nasıl bana verdiğin sözü tutmazsın anlamıyorum. Lütfen susar mısınız? Size söz vermemin sebebi yakında ölecek olmanız. Ama Pragya daha erken ölebilir. Sizin birkaç ayınız varsa Pragya'nın birkaç saati olabilir şu anda. Lütfen beni utandırmayın. Size verdiğim sözü tutacağım ama şu anda Pragya'nın hayatını kurtarmam daha önemli. Hadi gidelim. Bekle abi. Eğer bugün töreni terk edersen bir daha seni hayatıma kabul etmem abi. Bugün beni bırakırsan eğer bir daha geri dönemezsin. Ben bir kadınım. Sıkıldığında bırakacağım bir oyuncak değilim. Anladın mı beni? Kaç kere beni küçük düşürdün. Ben sürekli sana müsamaha gösterdim. Tamam Pragya'yı anlıyorsun ama beni, senin için yaptıklarımı göremiyor musun? Senin için, sırf karın olabilmek için kariyerimi bıraktım ben abi, kariyerimi. Ailemi küçük düşürüyorsun. Bugün benim düğünüm. Bugün benim için çok önemli abi. Kimsenin bunu bozmasına izin veremem. Verdiğin sözler umurumda bile değil. Umurumda olan tek şey bana verdiğin söz artık. Bana ne olursa olsun evleneceğimizi söylemiştin abi. Peki bugün ne oldu? Ha? Ne oldu? Durum değişince fikrin de mi değişti? Böyle olacağını söyleseydin düğün tarihimizi Pragya'ya göre alırdın. Bu yaptığın haksızlık. Artık bu şekilde yaşayamam. Dayanamıyorum, artık bu düğün yapılacak. Duydun mu abi? Hem de bugün ve hemen. Bu düğün yapılacak dedim. Eğer benimle evlenmezsen ve buradan gidersen, şunu asla unutma. Beni sonsuza dek kaybedersin abi. Şunu da unutma. Sadece benim ailemi rezil etmezsin. Kendi aileni de rezil edersin. Yarın gazeteler Rak Yıldızı abinin asistanını kurtarmak için düğününü terk ettiğini yazarlar. Bu sana son uyarım abi. Eğer benimle evlenmezsen yarın bütün şöhretin iki paralık olacak. Dünyanın ne düşündüğü umurumda bile değil. Dostlarımla ailem umurumda. Ne dediğini anlıyorum ama şu anda Pragya'dan önemli hiçbir şey yok. Bu yüzden onu kurtaracağım. Ben kalbimin sesini dinliyorum. Sen de aynısını yap. Hadi gidelim.
Burada. Buradan onu kaçırdılar. Buradan kaçırdılar. Onu bir halıya sarmışlardı ama içinde insan olduğunu düşünmemiştim ama buraya geldiğim zaman bunu buldum. Bakın şunu buldum işte. Bak bu Pragya'nın yüzüğü, çok iyi tanıyorum. Bunu burada düşürdüğünü sanmıştım. Sonra halıda olduğunu gördüm. Peşlerinden koşup durdurmaya çalıştım. Ama durmadılar. Sonra şuraya gittiler. Neden bize gelip yardım istemedin? Haber verseydin biz de gelirdik seninle. İçindekinin Pragya olup olmadığını bilmiyordum ki ben. Bilmiyordum. Size son gördüğüm yeri göstereyim. Gelin. Gelin işte. İşte şurada. İşte. İşte bu, burada gördüm. Burada. Pragya'yı bir kamyonete sokmaya çalıştılar. Onları durdurmaya çalıştım. Ama sonra kaçıp gittiler. Kaçıp gittiler. Pragya'yı kaçırmak için gelmişler. Kimse şüphelenmesin diye genelde kamyonetle gelirler zaten. Ama kamyonet... Bence onu kaçırmayı planladılar. Bu yüzden dekoratörmüş gibi buraya geldiler. Yani böyle yaptılar. Pragya'nın burada olduğunu nereden bildiler? Büyükannem bana evine gittiğini söylemişti. Prabh, sen de evine gittiğini söylemiştin. Neden buraya geri geldi peki? Anlayamıyorum. Neden geri geldi? Aslında sus biz... sen sus. Ben anlatayım. Sen Pragya için endişeleniyordun. Aslında onun eve gittiği konusunda sana biz yalan söyledik çocuğum. Ay, iyi de büyükanne... Ay, benimle tartışacak mısın? Yoksa Pragya'yı mı bulacaksın? Onu kurtarman gerek oğlum. Sarla teyze, kaç tane adam gördün? Ne giyiyorlardı? Neden bahsediyorlardı? Bir şeyler söyle. Sanırım 3... Yok. 4 kişiydiler. Uzun boylu ve iri yapılı. Güçlü adamlardı. Pragya'yı kurtarmaya çalıştığımda bana da saldırdılar. Sonra sopayla başıma vurdular. Bakın buradaki kan bana ait işte. Sonra ben bayılmışım. Pragya'ya bir şey olmayacak. Kim olduklarını hatırlamaya çalış lütfen. Yüzlerini gördün mü? Yüzlerini göremedim ama adamlardan birinin saçı böyle saçı kıvırcıktı. Kıvırcık saçları vardı. Konuşurken göz kırpıyordu ve garip bir sesi vardı. Sadece bu kadarını hatırlıyorum. Peki içlerinden biri isim falan söyledi mi? Hayır. Pragya'yı götürecekleri yerden bahsettiler mi? Peki bir şey duymadın hayır, mı? Hayır. Bir yerlerden bahsetmediler. Hatırladım. Acele etmeleri gerektiğini çünkü ormana geçeceklerini söylediler. Hatırlamaya çalış lütfen. Nereye götürdüklerini bulmamız gerek lütfen. Hatırlamaya çalış. Lütfen hatırla Sarla. Hepsi Tanu'nun inatçılığı yüzünden. Başından beri bu düğüne karşıydım. Ama sen hep Tanu'yu korudun. Abi çok ünlü bir adam. Seni daha önce de uyarmıştım. Bir anda evlenmeyi reddedebilir demiştim. Bak işte, düğün günü evlenmekten vazgeçti. Şimdi beni mi suçluyorsun? Halbuki sen de bunu onaylamıştın pekala. Bugün herkese rezil olduk. Düğünün ortasında çekip gitti. Şimdi herkes bunu konuşacak. Acaba ne yapsam? Tanu'nun ailesine mi gitsem? Çaresiz durumdalar. Tabii bu da normal. Kızlarının düğünü iptal edildi. Üzgün görünüyorlar. Yanlarına gidip... Hayır. Sessizce dur Mitali. Öfkelerini senden çıkartırlar, o zaman görürsün. Burada kal. Bence sabırla bekleyeyim. Onlara gitmeyeyim de... Tanu'ya gideyim. Hayır. Oraya da gitmeyeyim. Kalayım. Sonuçta şu anda çok kızgın. Eğer ona yaklaşırsam kesin üstüme saldırır. Hepsi Pragya yüzünden. Hayatımı mahvetti. Her şeyi mahvetti. Ortadan kaybolmasaydı şimdiye evlenmiştim. İyi ki yanına gitmemişim. Doğru karar Mitali. Onu mahvedeceğim.
Mahvedeceğim. Tanu, Tanu, sakin ol. Ne yapıyorsun? Nasıl sakin olayım? Düğünüm iptal oldu. Evlenme hayalim. Düğün günümde suya düştü Alya. Hepsi Pragya ile annesi yüzünden. Her şeyimi elimden aldılar. Önce kariyerimi, sonra abi. Mahvedeceğim onları. Göstereceğim onlara ve abinin de... Lütfen yeter artık Tanu. Neden yeter? Alya, hepsi abin yüzünden oldu. Pragya'nın adı geçti mi aklını kaybediyor. Son yemini edemedi mi? Düğünden sonra kurtarabilirdi ama hayır. Biliyor musun? Abi benimle evlenmek istemedi. Sadece beni rezil etmek istedi. Tanu, tatlım, lütfen sakin ol. Sarla teyze son anda gelmeseydi evlenecektin. Hayır Alya. Benimle evlenmeyecekti o. Sarla teyzeyi bekletip son yemini ettikten sonra Pragya'nın peşinden gidebilirdi ama yapmadı Alya. Yapmadı. Kalbinin sesini dinlediğini söyledi ve beni bıraktı. Hayatımı mahvetti. Onu mahvedeceğim. Göstereceğim ona. Tanu, sakin ol tatlım. Sakin ol. Beni oyuncağa çevirdi. Düğünümüzü oyuncağa çevirdi. Demin dediğim gibi hiçbir etkinliğimiz olaysız tamamlanmıyor. Tıpkı bugünkü gibi. Ne olay ama? Tören yarım kaldı. Bu hiç iyi olmadı. Biliyor musun? Abiye dersini sonra vereceğim. Önce Pragya'ya göstereceğim. Hayatımı mahvetti o. Onu gördüğüm yerde öldüreceğim. Tanu, sakin ol. Bana bak Alya. Beni rahat bırak. Lütfen beni rahat bırak. Kimseyi istemiyorum. Kimseyi. Canki, sen gerçekten ahman tekisin. Neden benim yanıma geldin ki? Çok zaman kaybettin. Sana ne yapacağını söylerdim. Sarla'nın peşinden gitmeliydin. Yapardım ama beni dinlemedi ki bir türlü. Konu Pragya olduğunda kimseyi dinlemiyor zaten. Aha, bir şey söylemeyecektin ki. Sadece takip edecektin. Hastaneden çıkınca gideceği yeri biliyordun. Başından yaralandığını söyleyen sendin. Yolda bayılırsa ne olacak peki? Yerimde olsaydın sen de aynını yapardın, inan bana. O anda birdenbire kafam duruverdi. Sarla yaralandığı zaman abiyim arayayım yoksa onu hastaneye mi götüreyim bilemedim işte. Tamam tamam peki. Şoföre yolu tarif et yoksa başka yere gideriz. Affedersiniz, trafik ışıklarından sola döneceksiniz. Birazcık hatırlamaya çalışın lütfen. Adamlar nereye gideceklerdi? Ne dediler? Duymadınız mı? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Peki yalnız mıydınız? Yanınızda biri evet, var mıydı? Evet, Canki yanımdaydı. Canki mi? O nerede peki? Tamam tamam, burada dur. Parasını öde Canki. Anne? Sarla, bir sürü olay olmuş ama bana haber vermedin bile. Anne, bana sonra bağırırsın. Lütfen şimdi bana bir şey söyleme. Gel evet. Canki, abiye anlat hadi. Pragya'yı götürdükleri yeri bulmamıza yardım edecek. Bir şey dediklerini duydun mu sen? Hadi hatırla. Hatırlamaya çalış. Gördüm. Önce sen adama vurdun. Sonra onunla boğuşmaya başladınız. Seni sıkıca yakaladılar ve sen de ellerinden kurtulmaya çalıştın. Hepsini gördüm. Aynen böyle oldu işte. Hayır, o da değil. Konuşmalarını duydun mu? Yani Pragya'yı götürecekleri yerden bahsettiler mi? Evet. Bir dakika. Çabuk hadi. Çabuk hatırla Canki. Sopayla başına vurdukları zaman sen bayıldın ve yerde yattığın sırada ben seni tutuyordum. Sonra dönünce arabanın plakasını gördüm. Evet, arabanın plakasını kesinlikle gördüm. Evet, plakayı biliyorum. Plakayı hatırlıyor musun peki? Plakası neydi ha? Bir dakika. Hatırlayamıyorum ama. Acele et, çok geç olacak yoksa. Hadi. Hatırla. Arabanın plakası MH014424. Evet. Hayır. 4124. Yani MH014124. Bu büyük bir ipucu. Bununla aracın kayıtlı olduğu adresi hemen bulabiliriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yürü. Ben başka bir şey hatırlarsan söyle.
Bir tanesi şoföre çabuk olmasını söyledi. Çünkü şehirden çıkacaklarmış. Bu yüzden çabuk sür, hadi hemen gidelim dedi. O zaman Mumbai dışına çıkıyorlar demektir. Hemen peşlerinden gitmeliyim. Ben de geliyorum. Hayır Purab, sen aileyle kal. Kamyonetle ilgili bir şeyler bulmaya çalış. Sahibini ve plakasını bul, tamam mı? Öğrenince de bana hemen telefon et, olur mu? Söylediklerinize hiç alınmadım. Gerçekten alınmadım. Çünkü siz Prag'e konusunda bana çok güvendiniz ama ben kaçırıldığını bilmeden düğünde... bakın, Pragya beni görmeye gelmişti. Söz veriyorum, onu ben geri getireceğim. Pragya senin hayatını kurtarmıştı. Bugün de sen onu kurtarmalısın. Lütfen güvenin bana. Ona hiçbir şey olmayacak. Büyük anne, onlarla ilgilen lütfen. Tabii oğlum, tabii. Sen kendine dikkat et. Beni hiç dinlemiyorsun abi. Ama bugün dinleyeceksin. Pragya'yı sağ salim getirmezsen bir daha seninle konuşmam. Pragya'ya bir şey olacak olursa dostluğumuz biter, haberin olsun. Bak Prab, onu geri getireceğim. Ben gidiyorum. Dikkatli ol. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.